bu ırkçılar, bu ırkçıları biliyoruz. Yani koronavirüs döneminde fazla bir faaliyette de, de değillerdi. Ama e, bugünlere baktığımızda camilere yapılan yine saldırılar var, iş yerlerine yapılan saldırılar var. İşte onlardan bir tanesi de Almanya'nın e, Waldkreiburg kentinde Türk vatandaşına ait marketin kundaklanmasının ardından aşırıcılık ve terörizm nedeniyle soruşturma başladık. Almanya'nın Waldkreiburg kentinde Türk vatandaşına ait marketin kundaklanmasının ardından aşırıcılık ve terörizm nedeniyle soruşturma başlatıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 120'den fazla itfaiyeci katılırken binanın üst katlarında oturan ailelerin ve Türk vatandaşlarının dumandan etkilendiği bildirildi. Market sahibi Hüseyin Aluş, olay öncesi sözlü ve ırkçı hareketlere maruz kaldığını ifade etti. Polis olayın aydınlatılması için özel komisyonun kurulacağını ifade ederken savcılık kundaklama ihtimali üzerine harekete geçerek aşırıcılık ve terörizm nedeniyle soruşturma başlattı. Bavyera'daki polis merkezinden yapılan açıklamaya göre Aşırıcılık ve Terörizmle Mücadele Merkez Ofisi Münih'teki Genel Savcılığın yönetimini devraldı. Kasıtlı ve ciddi kundaklama suçu şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ediyor. Bölge polis şefi yaptığı açıklamada, Türk kurumlarına yönelik tehlike veya zarar hiçbir şekilde kabul edilemez ve hoşgörülü, çok kültürlü bir toplumla uyumlu değildir. Bu tür suçları önlemek ve onları soruşturmak için mümkün olan her şeyi yapacağız ifadelerini kullandı. Ayrıca kentte yine Türklere ait başka işletmelerde zarar verildiği aktarıldı.